Asist analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Sen? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İkimiz de siyahlara bürünmüşüz evet, bugün. Evet bugün böyle oldu. <laughs> Hava dolayısıyla. Evet evet biraz de öyleyiz. Şey e, uyanıyorsun havayı böyle görünce elin hemen siyahlara gidiyor ister istemez. Ya benim yazın da siyahlara gidiyor. <laughs> Full siyah olduğum için genel olarak Peki konuşalım şimdi evet. Beşiktaş'ı. Rıza Çalınbay geldi Beşiktaş'ın başına ve hemen çıktı. ilk karşılaşmadan evet. da galibiyetle ayrıldı. O süreci tabii ki konuşacağız seninle ama önce bir maç değerlendirmesini almak istiyorum Ergin. Evet. Nasıl buldun Rıza Çalınbay'ın mesela ilk 11'ini? Aslında Hı -hı. çok büyük değişiklikler yoktu Hı -hı. ama oyuncuları farklı yerlerde kullanma gibi bir durum vardı. O açıdan biraz değerlendirir misin? Yani süre çok kısa bir gün bir idman yaptı evet. nesli yani. Dolayısıyla yani burada e, güzelleme olur. Rıza Çalınbay takıma dokunmuş dediğimiz zaman hocaya pozitif ayrımcılık yapmış oluruz. Ki yapalım hani e, Rıza, Rıza Çalınbay, Çalınbay. Beşiktaşlılar için <laughs> ayrı bir hikayesi var. Ama yani e, mental olarak bir şey yapabilirsiniz. Bir iki kere konuşursunuz oyuncu iyi hissettirirsiniz. Hı hı. Başka çok bir şey yapma şansınız yok. Bir de bakarsınız e, kim sakat kim değil kimin ağrısı var kimin yok bir boynu arıyormuş maçtan şey başlamadan önce Beyli'nin. Evet. 11 yazacakmış. Boynu mu arıyor demiş. Yani buna bakarsanız kim sakat değil? bir 11 çıkartırsınız. Şimdi golcüleriniz yok. savunma savunmada oyuncularınız yok. En sağlamlar da çıktı hoca sahaya. Tabii Şöyledir ya, ben de bunu çok anlamam. Yeni hoca geldiği andan itibaren böyle bir takımda fazla koşan adamlar görürsün. E ne oldu yani? 3 gün önce, 5 gün önce daha mı düşüktü senin kondisyonun? O adamlardan da vardı sahada. Beşiktaş'ın bu süreci kazanıyor. Kimler mesela? Morozya evet. yani Direkt seri başı o her yerde olduğu gibi. Bu süreçleri kazanarak geçiyor olması lazım Beşiktaş'ın. Niye? Hem Rıza Çalınbay'ın başkan seçildikten sonraki algısı, devam süreci, camiayla olan bağı zaten hani şö şöyle olması lazım. Kazanarak gidersen yeni gelen başkan da sırf sen Rıza Çalınbay olduğu için hatıra gönüle seninle devam Tabii etmek o. gibi bir durumda olmaz. Hı -hı. Sen gerçekten hani takımın toparladığın için devam etmek ister devam etmek durumunda kalır. Takım adına gördüğüm en olumlu şey Beşiktaş'ın net pozisyon vermemesiydi. Yani Beşiktaş sürekli topu hı hı. kalesinden çıkartıyor. Çok gol yiyor. Hı hı. Çok pozisyon veriyordu. Ee, yani savunma daha derli toplu gözüküyor. Toplu ve Amarte'ye rağmen. Evet. Yani Amarte oynamasına rağmen daha derli toplu bir savunma vardı. Net pozisyon vermedi. Son 10 dakika skoru koruma güdüsüyle yaslandı. Hı hı. Normal maçı kazanmak, evet. içeri girmek istiyor. Ee, onun dışında yani hiç ciddi pozisyon vermedi. Bu önemli, önemliydi. Bunu önemsedim. İki yeni figürler sahne alıyor Beşiktaş'ta. Rebic bunlardan bir tanesi. O da yani büyük başarı Neslihan. Dört maç oynamadan dört sarı kartla ceza duruma evet, Evet gerçekten de... ya. Tam bir Balkan çocuğuna <laughs> evet. böyle e, yakışan bir şey, e, hırs ve hırçınlık tarzını çok seviyorum. yani tam Beşiktaş tribünlere de uygun bir tarzı var aslında. Bu Rebiç'e şey de demek aslında. Ben Rıza Çalınbay ve ben buradayken sen bu takımın önemli figürlerinden biri olacaksın. Ama de zaten hep bunu konuşmuyor muyduk? Yani aslında Burak Yılmaz döneminde de yani Rebiç'in biraz ona ihtiyacı vardı. Eee Rebiç'in onu ikna etmeye çünkü o takımda gerçekten evet. önemli bir figür ve o aslında ateşlenmeyi de takıma evet. yayacak bir isim. Dolayısıyla onu böyle birisinden ittirmesi gerekiyordu. Bu kişi Rıza Çalınbay olabilir. Evet, ona Rebiç olduğunu hatırlatan ya da Rebiç bunun farkındaydı ama Rebiç şundan şikayetçiydi. Hı. Siz benim Rebiç olduğumun farkında değil misiniz? Gibi bir ta evet. tavrın içindeydi. Ee, Burak Yılmaz'la da arası hiç iyi değildi zaten. Evet. Ee, yani bu konuları 2-3 kere şeyle yönetimle de konuştu. Oynamak istediğini falan. Ama şimdi Rıza Çalınbay diyeceksin ki ya sakatlar var zaten kim oynayacak? Yine birini koyar oynatırsın yani. Tabii. Çünkü o muameleyi yaptılar Reviç'e e, daha önce. O önemli. Muleka'yı biraz böyle yatabare gibi kullandı hoca. Sivas Spor'dan esintiler Mert'le uzun topla yatabare evet. bare Muleka. <laughs> evet. e, yani striker dedikleri model var. Şimdi kenarlarda bu adam çok olmuyor. Yani ileri uçta Belli bir oyun şablonunda oynarsın ama şimdi Beşiktaş kendine geldikten sonra Hı -hı. yani toparlanıp gerçekten yarışmacı net bir takım haline geldikten sonra böyle şey olmaz. Hani e, kontra atak takımı geçiş oynayan ileri bir tane atletik bir siyahi bırakmış e, bunları kovalayan bir takım olmaz. O işte o zaman muleka alternatif bir oyuncu moduna bürünür. Genel olarak kazanması iyi, tribünler iyiydi, hava iyiydi. Yani bir silkelendi bir kendine geldi Beşiktaş. Hı -hı. Ee, yine biraz maç içinden gidelim oyuncularla Hı -hı. alakalı... Ya... Hatta şu pozisyonu da konuşalım, geçmiş olsun da diyelim evet. Bahtiyar'a. Gerçekten hani yüz göz bayağı kötü ya. olmuş vaziyette. Şu an durum ne? Kırık. Kırık. Hem burunda hem elmacıkta Hı -hı. kırık var iki tane. Ben pozisyonu gördüm basit tribündeydim zaten o, o yakın bir yerde oldu. Hani adam rakip oyuncu Apoka. Evet. Apoka. Apoka. Nasıl bulmuşlar onu ya. Çok da iyi bir oyuncu değil yani. Sarı da oynuyordu zaten. Ya yani o fizik o fizyolojide, solda falan Hı -hı. oynuyor bir de. Ee, yani şöyle bam diye dirsek koyma derik Yani böyle bir bam evet, diye vurma. Öyle öyle bir Hı -hı. pozisyon Hı -hı. değil. Şimdi Bahtiyar o markajı yaptığında top e, biraz da sert gibi girdiğinde e, dönerken ama şimdi diyor ki kural kontrol et elini koyma. ceza sahasında da kontrol etmeyince penaltı oluyor mesela. Tabii sarısı var ve ikinci sarıdan ihraç edilmesi gereken bir oyuncu. Arda kardeşler maçları yönetmemesi adına şimdi bir sürü şeyler üretiliyordu. Herkes şikayetçi ama bir, bir yazı gördüm bir yerde bir tweet diyor ki Arda kardeşlerin diyor sizin maçlarınızı yönetmesini istemiyorsanız kardeşi Erce kardeşleri transfer edin takımınıza. O yüzden vermiyorlar maç hani, no, Vermiyorlar ya böyle Erce'nin maçlarını Evet, ee, bir formül bu herhalde. Ya kötü hakem. Yani dünkü maçta Sıralt Beşiktaş'a yapılan değil. yani Kötü hakem. Arda kardeşlerden her zaman herkes şikayet ediyor. Neyse. Ee, ağzı yüzü yer değiştirmiş herifin. Bak fotoğrafı yayınladı. Çok kötü. Yani, ya. çok kötü. Gerçekten çok kötü. Evet. Faulü tersten verdi Başakşehir'e. Evet. Böyle olunca da bir infial oldu. yani Herkes çok sinirlendi. Herkes çok kızdı. Geçmiş olsun. Yani 15 gün milli ara. O arada buralar bir toparlanır. Sonra bir maskeyle devam edecek hı hı. E, e, herhalde. Çünkü Bahtiyar'ı önemsiyor Neslihan Rıza Hoca. Basın toplantısında sadece bir oyuncunun ismini kullandı. Onu da iki kere kullandı Bahtiyar. Sol bek değil dedi. Evet. Sağ açık mı? Yani o, o atletikliği de yok ama fizik iyi, hücum oyuncusu. Belki bence merkezde kullanır. Yani 8 gibi, bazen on gibi falan öyle kullansa daha iyi. Beşiktaş'ın eee Cenk Menk dönünce zaten <laughs> gezal artık herhalde olmaz ondan da. Bir, bir dönünce biraz rolü değişebilir. O yüzden Bahtiyar Rıza Hoca için sanki böyle önemli bir figür olacak. Gazal'ın durumu ne olacak Pekergin? Böyle yani çünkü artık hani bu o kadar sıkıntılı bir durum evet. aldı ki bu sefer şu da sorgulanıyor yani hani bir sağlık sağlık ekibinde bir sorunu var, tam hmm. iyileşmeden sahaya çıkıyor, sonra tekrar sakatlanıyor. Yani biraz daha aslında genel bakılıyor şu an bu duruma. Gezal ilk ilk bu ciddi sakatlığı yaşadığında şampiyon beşte şampiyon olduktan sonraki sezonda bu işten anlayan doktorlar insanlar hep şey dediler. Yani bu sıkıntılı bir sakatlık. Hı hı. Bu sürekli peşinden gelir senin. Sıkıntılı bir sakatlık dediler. İşte o zaman ameliyatları oldu, bir sürü hikayeler yaşandı. Onu yaşıyor. Yani bu saatten sonra sen yaş itibariyle de olursun da 20 25 yaşında böyle vücut bir toparlar kendini, evet. yeniler ama belli bir yaştan sonra o, o da sıkıntı. olmuyor. Yani Gezal'dan çıkmak lazım. Yani Beşiktaş'ın ama sözleşmesi devam ediyor ve ağır bir sözleşmesi var. Burada tek çare, tek çare Gezal'ın yapacağı fedakarlık. Başka çaresi yok bunu. Yani Gezal diyecek Aynen. ya ben bu kulüpte evet şampiyonluk yaşadım. Bu kulüp bana çok ödemeler yaptı, çok para kazandım. Ama oynayamıyorum artık ama sözleşmem var ben paramı da alayım. Derse hukuken bir şey yapamazsın. Hı hı. İnsanlığına kalmış artık yani. Gezal'dan çıkmak lazım çünkü yabancı kontenjanı doluyor, o bölgeye o var diye transfer yapamıyorsun, maaş bütçen yukarı gidiyor. Ocak ayında bir oturup konuşacaklar. Olmadı, evet. Haziran ayında bir oturup konuşacaklar. Ama Gezal daha iflah olmaz yani, Beşiktaş o konuda çok faydalı olamaz. Ergin evet. şimdi biraz Rıza Çalınbay'ı konuşmak istiyorum çünkü şöyle ki aslında kriz döneminde bir Beşiktaş vardı. Dolayısıyla biz sen, seninle burada da konuşuyorduk Rıza Çalınbay önemli bir isim olabilir Beşiktaş adına Zaten Beşiktaş için ayrıca önemli bir isim ama şimdi hı hı. E, şu an için söylüyorum Sonuç olarak böyle kriz ortamlarında tecrübe de çok önemli bir şey evet. Rıza Hoca da bu anlamda çok tecrübeli bir hoca Nasıl görüyorsun sen ileriye baktığında bu sürece Rıza Çalınbay'la devam edilir evet. mi? Yani e, Türkiye gerçekleri var diyor ya e, Zeki abi burası Türkiye oğlum burada herkes istediğine inanır diye Türkiye gerçeklerinde benim güzel ve süslü cümleler kullanabilirim. 3 sene gitsin, 5 sene gitsin, 7 sene gitsin keşke yani. Ama biliyorum gerçekliğin öyle olmadığını. 3 maça bakıyor. Bak ya daha Okan Hoca şampiyon. Neyse ya? 2 ay önce, 3 ay önce şampiyon oldu bu adam. Şampiyonlar evet. Ligi'nde benim diyen takımlara kök söktürüyor. Hatay'da kaybetti. Mesaj yayıyor Galatasaraylı evet. arkadaşlarım. Hoca olmaz, bundan olmaz. mı? Ya adam İsmail Hoca. Ya 19'da 19 yapmış. 2 maçtır duyduklarına bak. Neler söylüyorlar. O yüzden gerçekçi olmak lazım. Keşke böyle olmasa. Hı hı. Keşke böyle olmasa. Ama keşkeyi konuşamayız ki. Ben hep ideali anlatırım. Ne olması gerektiğini anlatırım ama gerçeklikten de kopmaman lazım. Beşiktaş'ın tam böyle bir dönemde böyle bir figüre ihtiyacı olduğunu hı hı. Şenol Güneş ayrıldıktan sonra seninle yaptığımız ilk programda zaten isim vererek Söyledin. Rıza evet. Çalınma ismini de vererek söyledim. Kendi dinamiklerinle ayağa kalkmak dediğim bir şey vardır. Keşke bunu fark etse Beşiktaşlar Ya Beşiktaş yönetimi bunu fark edip devam edebilir ama işte Beşiktaş tribünü, Beşiktaş sosyal medya, Beşiktaş sokak yani yeni bir şey istiyor insan. Çünkü herkes birbirine benzedi artık. Benzeşmek Hı -hı. dediğimiz şey var. Taleplerimiz aynı. Giymek istediğimiz şeyler aynı. Vakit geçirmek istediğimiz mekanlar aynı. Evet, doğru. Gitmek istediğimiz tatil yerleri aynı. Hı -hı. Herkes birbirine benzeşti. Biraz daha ben oradan değilim diyen de böyle bir garip seniyor zaten toplumda. Herkes birbirine benzeşince şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sen olmaktan çıkıyorsun. Ne demek istiyorum şimdi? Bir Galatasaray ve Fenerbahçe gerçekliği var hı hı. ülkede. Ee, sezonluk düşünen ve yaşayan ve hep isteyen, hep benim olsun, ne olursa evet. olsun olsun olsun. Bu bir anlayıştır. Yanlış ya da kötülemek anlamında söylemiyorum. Bir tespit yapıyorum. Beşiktaş algısı ya bir dakika diyen, itiraz eden... Güçlüye itiraz eden, bir dakika diyen, bir dakika diye itiraz eden bir modeldir aslında. Kendi hı hı. iç dinamikleri ilişkinmiş. Trabzonspor da bunun şehir dışı modelidir. Doğru. O da öyledir. Hı hı. Ama geldiğimiz 2023 itibariyle epeydir ve Be 5-10 yıldır bu süreç. Beşiktaş ve Trabzonspor da oraya benzeşti. Şimdi şampiyonluğa giden Trabzonspor, olan şey Trabzonspor. Gördünüz mü en büyük kimmiş? Bundan sonra böyle ağlayın, kudurun. Şampiyon biziz, en büyük biziz. O futbolcu da bize gelecek siz İstanbul bilmem ne bak, Mahvettik sizi. En bir sen bu değilsin ki, gerçekliğim bu değil senin. Evet. Güçlü bir söylemin var, bunu yitirme. Bu güçlü söylem Beşiktaş için de söylüyorum benim. Güçlü söylemini yitirme. Sen o mahallenin delikanlı ağır abisisin. tamam mı? Yitirme bu söylemini. Sorduğun soruyla ilintili diye söylüyorum. Evet. Böyle bakmaya devam edersen kazanırsın. Zaten 3-5 senede bir şampiyon oluyorsun yani. Hı. Yok, öbür türlüsü ne oluyor biliyor musun? Benzeştiğin zaman Gelsin o da gelsin. Transfer şampiyonu da biziz. En iyisi biziz. Dünya bizi tanıyor. Ülkenin en büyüğüz. En çok taraftar bizde. E ne yapayım? Ne yapacaksın yani? Biz hepimiz en çok olsak ne olacak? Şurada 40 tane yıldız olsa ne olacak yani? Bu benzeşiyorsun. Sonuç elde ediyor musun? Ediyorsun. Bir şampiyonluk falan alıyorsun. Tabii. Güzel güzel sofralar evet. kuruluyor. Yemekler yeniyor falan. Ama işin sonu yine iki tane menemen yumurta kırıp menemen ne dönüşüyor. Hikaye. Yani sen süreklilik olması gerektiğinden bahsediyorsun şu an aslında. Ama sürekliliği şöyle, kendi güçlü söyleminle beraber, evet. e, tarihten gelen bir anlayışınla evet. beraber anladın mı? Başın öne eğilmesin aldırma kartal aldırmalardan, Serpil Hamdi Tüzünler'den, Gündüz Tekin Onaylar'dan yani... Çok da böyle işi dramatize edip romantize etmek istemiyorum. Onu, onu anlatmıyorum ama Rıza Çalınbay tam da budur. Rıza Çalınbay'la çalışıyorsan diyeceksin ki ya evet. hocam anahtar teslim sen de evet. Sen burayı bir toparla, düzenle. Futbolcu bilsin ki kardeşim ben giderim. Burada Demirbaş varsa o da Rıza Çalınbay'dır. Beşiktaş taraftarı da aslında bundan besleniyor dediğin gibi. Yani Beşiktaş için önemli bir figür. Tam anlamıyla Beşiktaş ruhunu görmek istiyor ya şu an Beşiktaş taraftarı. Evet. Dolayısıyla işte o e, takım içindeki gerçekten işte Beşiktaşlı oyuncular, Rıza Çalınbay'ın bir Beşiktaş ekolü olması şu anda Beşiktaş taraflarında mutlu eden bir durum. Ha, bunun yanı sıra e, çok farklı bir teknik direktör bekleyen Beşiktaş taraftarları da Bak. var. tabii ki. Biraz daha beklesinler onlar. <laughs> yani çok farklı, nasıl farklı? En farklısı geldi işte Yeni İsmail. Bayağı farklı bir teknik direktör değil mi? Yani şey, en son Burak Hoca da o daha teknik direktör değil olacak inşallah. Beşiktaş taraflarında dün şunu gördüm. Bak mesela bir tane yönetim istifa şeyi yoktu. Yönetime evet. bir şey çünkü hikaye bitti ve hı hı. ama 3-5 maç önce bağırıyorlardı yönetim bırakmış olmasına rağmen kongre kararı olmuş. İşte Rıza Çalınbay bu havayı değiştirdi. Bakıyorsun açık tribünler ağzına kadar dolmuş, kapalı üst dolu, artı, altta hatırı sayılır bir insan var ve Fenerbahçe maçına odaklanmış mesela. Rıza Çalınbay'ı görüyorsun. Beşiktaş kazandı, kendine geldi. Bir hemen Fenerbahçe maçına yönelik tezahüratlar başlıyor. Bu önemli. Galatasaray'la Galatasaray Fenerbahçeli tekrar kendine gelmektir bu. Yoksa evet. ölü toprağı gibi Mayıs'a kadar bekleyelim, sonra yeni yapılanmaya bakar, önümüzdeki sezonla oynarız. Böyle bir sezon geçmez hı hı. ki. Böyle bir sezon i̇şte geçmez. geçen hafta da hatta ondan bahsettik ya, yani bir şekilde çünkü öyle bir ortam olmuştu ki artık Mayıs'a kadar Beşiktaş boş verdi her şeyi hani sahipsiz evet, evet. dediğimiz tırnak içinde. Öyle bir ortam vardı Beşiktaş'ta ve işte Rıza Çalınbay'la evet bunun değişeceğini düşünüyorum. Biraz Burak Yılmaz'la alakalı Hı -hı. da aslında sormak istiyorum Ergin. Bu sürecini nasıl buldun Burak Yılmaz'ın? Ya buldum. yanlış yani, değerlendirdin bak, mi sence? Tabii ben Burak'ı çok severim. Yani Hı -hı. burada seninle de daha önce konuştuk. Ama işte insan ne ederse kendine eder. Ne gerek vardı buna? Yani tamam hadi zaten Burak Yılmaz'ın yardımcı olarak kalmasını ve oraya bir hoca gelmesi i̇şte. gerektiğini söyledim. İlk günden itibaren evet. söylüyorum. Ama bunu benim değil, bunu Burak Yılmaz'ın söylüyor olması lazım. Mesela Şenol Güneş gitti. Beraber gideceksin. Çünkü seni kurumsal olarak Beşiktaş getirmedi. seni Hoca getirdi. Gitmedin. Tamam İstanbul spor maçı var. Dedin ki hani başsız kalmasın buralar. Üç gün sonra maça çıkarsın. Ondan sonra gidersin. gidersin. Ama şimdi teknik direktör gibi hissetti kendine Burak Yılmaz. Değil bak bu kendisine de zarar verdi. Kime zarar verdi? Şimdi Beşiktaş'a da kendisine çok... de evet. zarar verdi. Evet. Şimdi Beyli meselesini doğru yönetemediği için Antalya Sporu mağlup oldu Beşiktaş. şöyleyken geriye 3 puan benim umurumda değil dedi Burak Yılmaz. Nasıl yani? 6 puana iniyordu fark şu anda. 100-150 milyon euroluk takımlarla öldü bitti denilen Beşiktaş arasındaki fark 2 maça iniyordu. 2. Evet. Mesela kızıyor. Ya ya Burak'cığım kardeşim senin buna alışkın olman lazım. Buralar zirve. Ne olsun? Sürekli seni alkışlamazlar. Bak bu koltuklar çok ağır. Bam 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 bam. Öyle eleştiriler gelir ki. Bak git Abdullah Avcı'ya sor. Neler yaşamış? Beşiktaş'ta. Birkaç ayda. Neler yaşamış birkaç ayda? Tudor'a git sor bakayım. Galatasaray'da birkaç ayda neler yaşamış? Kolay değil. Bak. Kolay bir olur ya, mu? Ya şimdi oturuyorsun İstanbul Medyası'nın karşısına yani. insanlar bir de kamuoyunun şeyini dile getiriyor. Soruyorlar, ediyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Şimdi demirden bir sinirlere sahip olmam lazım ama çok acemice davrandı. O söylemler, oyuncu tercihleri, garip garip işler. E şimdi de kızmış, takipten çıkıyor herkes. Mesela eleştirenleri, yazanları falan. Beşiktaş'la alakalı bütün paylaşımları da siliyor. Ben dediğim gibi yani de. bu bu süreç bir süre sonra, bir süre sonra bırak diyecek ki, ya böyle yapmasaydım. Biliyorum da söylüyorum bunu yani. Böyle yapmasaydım diyecek. Çünkü birbirine benzer yakın karakterler. Hani benim de o tarz yönlerim vardır direkt öyle olmasa da. Bir süre sonra fark edersin. O da bir süre sonra fark edecek. Edecek çünkü. Elim titreyerek arkadaşlara Beşiktaş formasını veriyorum dedi. E, kimse Beşiktaş formasını yapışıp çekemez dedi. Yani bu kadar kıymetli kendisi için bu kadar kıymetli olduğunu söylediği Beşiktaş'a görevden ayrılınca takipten çıkacak kadar mı kıymetliymiş? Şimdi hangisi? Şimdi Neyi duygu karmaşası. Yani e, tavrı veya şu an hani, siniri kime? Şöyle Beşiktaş, Beşiktaş tribünlerinde, yok yok tribünlerde o gün e, söylenmemesi gereken sözler söylendi. Evet. Tezar. Ama oluyor. Herkese bak ne küfürler. Uğurcan'ı ediliyor, Beşiktaş'ı ediliyor, Fenerbahçe'yi ediliyor. Burak Fener Yılmaz'ın zamanında da e, yaşadı, tabii, yaşadı. Tabii tabii. Ağrına gitmiş olabilir. Olabilir. E, ama işte bırakmayı bilmek lazım. Süreci doğru götürmeyi bilmek lazım. Keşke böyle Hı -hı. olmasaydı. Beşiktaş hikayesi belki çok uzun yıllar kapandı yani Burak Yılmaz'ın. Öncesinde belki de bir şeyler yapması gerekiyor. Rıza Çalınbay'ın da dediği gibi yani evet orası ağır bir koltuk. E, Burak Yılmaz henüz bir teknik direktör tabii olmadığını göstermiş i̇şte, oldu böylelikle. Tabii farkına varmak lazım. Yani desene ne kadar güzel ya ayrıldı mı Şenol Hoca? kalk kalk kardeşim evet. Rıza Hoca gelsin başkanım de. Yani getirin teknik direktörünüzü ben yanında çalışayım devam edeyim de. Ya böyle evet. bir şey değil midir zaten? Ne oldu? Ama onu ne ara demez yani? Burak. Çünkü zaten geçtiğimiz haftaydı değil mi? O yine açıklamasını hmm. yaptığında Rıza Çalınbay'a zaten söyledi. İşte böyle oldu. Evet. Dedik ki sana burada dedim, tabular var. Girilmeyecek alanlar var. Mayın tarlası orası. Olmaz. Evet. Herkesin bir yeri vardır insanların hayatında. Herkesin gönlünde bir yeri vardır yani. Senin hayatta en sevdiğin insanlar var değil mi? Tabii ben şimdi buradan başlayayım. Alttan alttan söylemeye bir şeyler falan böyle. Senin böyle... Hı. ne olur biliyor musun? Bu güller yüzlü güzel Neslihan bir süre sonra böyle olabilir. Pençeler çıkabilir. Olur. Normal çünkü. Evet. Olmaz mısın? Olurum. Herkes olur. Aa, evet. Değil mi? Herkes olur. Rıza Çalınbay'ı biliyor olman lazım senin. Bu herhangi bir isim değil. Bak başka hocalar da herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Hı, hı. Ama şimdi bunu Hikmet Karaman Hoca çok değerli bir adamdır. Mesela her yeri geziyor olsa Beşiktaş'a geleyim diye. Bunu söyleyebiliriz. Mesela Tolunay Hoca'ya. <laughs> onları da değerli hocalar da Rıza Çalınbay Beşiktaş olunca hiç başka bir yere gidiyor. O zaman ne diyorlar? Hop kırmızı yanıyor. Bir dakika. Bir dakika. Dediler mi? Dedik mi? Tabii. <laughs> yani yolu açık olsun. Yani çünkü değerli bir serüveni var baktığın zaman yani Çok kıymetli. da iyi yerlere gelir. Gelir o o yapıyla evet. gelir. Zaten bir de Türk futboluna son 15 yılda damga vurmuş. Ondan daha iyisi gelmemiş. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Winner bir adam dedikleri Yani Olur yani Burak Yılmaz'dan. Bunların hepsi acı tecrübe. Yürüyerek öğreniyor insan evet. işte. Yolda öğreniyor, yolda Bu da öğreniyor. bir tecrübe dedi. Acı gibi. bir tecrübe ama bunu parayla satın alamaz. 3 milyon dolar verse böyle bir tecrübeyi satın alamazdı. Acı O da herhalde ama. şöyle bir şey oldu. Yani hazır eline böyle bir şans geçmişken o onu doğru kullanamadı. Evet ama ya, ya bu işte ne zaman kimin başına gelir dedi. Bir şekilde orada onu kullanmak istedi. Evet. Olmadı. Bu da dediğin gibi Hayırlısı bir olsun, tecrübe açık oldu olsun. Ee, Burak yani. için. Ergin şimdi milli ara var. Şimdi Rıza Çalınbay için tabii bu milli ara da önemli. Hı hı. Sonuç olarak işte takımla daha fazla vakit geçirecek. Tabii ki milli takıma gidecek oyuncular da var. Ama... Yine de böyle Rıza Çalınbay işte süperlik tecrübesi olan, oldukça fazla süperlik evet. tecrübesi olan, aynı zamanda kısıtlı kadroyla da iyi iş başarabilen bir teknik direktör. Rıza Çalınbay'ın işte bu sonraki maçlarındaki performansını nasıl bekliyorsun? Şöyle, bir Antalya kampı yapacak Beşiktaş, evet. bir üç gün izinliler, ailelerle falan da götürebilirler Antalya'ya sonra. Ya da bu izin sürecinde aileleriyle, çünkü öyle bir şey söyledi hoca, çoluk çocuklarıyla evet, evet. vakit geçirmek evet. istiyorlar diye. Oradan bir Sakarya'ya geçecek Beşiktaş, orada bir hazırlık maçı yapacak. Süleyman Seba'nın memleketi olması hasebiyle onun hatırına, anısına bir maç yapılacak. Bunlar önemli şeyler. Bu bunlarla devam etmek, bunları bu serüvenlere devam ettirmek güzel bir şey. Samet Hoca da geldiğinde ilk melemeni otutturmuştu mesela. Hı. Bir gelenektir Beşiktaş. Bunları önemsiyorum. Hoca ilk önce şu dağınık olan, dağınık olan kafaları bir toparlayacak. Onun dışındaki işte zaten çürük, çarık, sakat falan filan hı hı. belli. Afrika Kupası geliyor. Topa girmeyen oyuncular yine girmemeye devam edecek. Abu Bakar, bu bana kişisel ajandası var gibi hep söylüyorum zaten en baştan beri söylüyorum. Yani şahsi ajandası var. Yani hastasın tamam ama yani 3 gün, 5 güne sonra günlerdir yoksun. Maçtan önce yoksun. Onda yok ısınmaya çıkarken yoksun. Antrenmanda sakat. Yani topallıyorum, sekiyorum. Bakacağız Afrika Kupası'nda sekiyor musun, topallıyor musun? Bakacağız yani anladın mı? Yani... Ee... Bu serüvende Rıza Hoca'nın artık ayıklayarak gitmesi lazım. Kimsenin hatırına gönlüne kalacak iş yok. Kimseye hı hı. de bağımlı değil Beşiktaş. Olmayacaksın. Ki. Tamam, kimseye bağımlı değil. Bakacaksın var mısın kardeşim? Varım hocam. E devam. Ne, nedir kardeşim durumun? Hadi bakayım. Dominant olması lazım hoca. Hoca kendi gücünün bak, farkına varması lazım. Bak Şenol Hoca bunun farkına varmadı. Şenol güneş olmasına rağmen. Öyle mi olsun böyle mi olsun? Onu mu idare edeyim Ya ben Şenol güneş olsam var ya. Orayı o testleri öyle bir hale getiririm ki o kudret arkamda tarafların gücüyle beraber. Şimdi Rıza Hoca kendi kudretinin farkına varırsa ki öyle bir adam değil, mülayim bir adam. Onu diyecektim Heh, şimdi. Öyle bir adam. bir adam mı? Yani i̇şte... çünkü hani çok yumuşak başlı işte e, bu arada iletişime çok iyi e, evet. hani hepimizin bildiği bir teknik direktör ama o hani senin dediğin tarzda sert işte Ona bu... o zaman bir tane Beşiktaş yönetimine düşüyor. Futbol şu kim iki video e, hani vaatler de var hani Hasan Bey ile Serdar Adalı hı hı. seçime girecekler. Evet, Serdar evet. Adalı mesela Mehmet Özdilek ismiyle geldi sportif direktör evet. olarak falan. Hı hı. Hasan Bey'in de yine planları var yani bildiğim kadarıyla Samet Aybaba falan da görüşüyor. E, Herkese görüşüyorlar. Oraya böyle bir dominant adam yönetici olur atanmış olur profesyonel olur. Yani şunun bilinmesi lazım kardeşim bu ekip buranın demirbaşı. Hoca hiç gözyaşı falan bakmayacak. Çünkü çok çekti Beşiktaş. Hoca hep bir grup aynı dili konuşan, Fransızca konuşan o grup orayı bir dağıtmak lazım bir kere yani. yani ne yapacak? Sağlamlarla, elle tutulur oyuncularla, eee mental olarak hazır olanlarla yoluna devam edecek Beşiktaş. Evet. Sıkıntı şu yani açmak. Hepsi sözleşmeli oyuncular. Yani onlardan çıkmak da kolay değil. Çok ciddi bir maddi şey lazım. Maliyet için ciddi euro lazım oraya. Valla ben benim beklentim hocadan biraz daha böyle şeyi, sahada o mücadeleyi veren, elleri cebinde gezmeyen, eli belinde ısınmayan onu görmek yani. Onun dışında bir Beşiktaşlı ne ister? Hı hı. Bir yandan da tabii ki devre arası planlamayı da yapacak bir evet. açalım var. Ee, var mı şu an bildiğin işte istenilen bölge olur, hı hı. istenilen oyuncu olur ya da gidecek oyuncu olur. Yani şimdi hoca... Görevde olmadığı dönemde de bu iş için çalışıyordu, hı hı. ekibi yurt dışına gidiyor, bakıyor, izliyor. Yani hocanın kendi portföyü de var. Bak sen zaten Sivasspor'da falan kendi döneminde gelen, aha bu nereden gelmiş dediğimiz adamlar da var yani çok. O yüzden hani vardır onun hocanın bir listesi. Onun dışında Beşiktaş yönetimleri gelecek, kim kazanırsa hı hı. onların da hamleleri olacak. Ama uçup kaçmamak lazım neyse. En önemli şey bu. Yetişemezsin yani anladın mı? Evet. Bir ile yetişirsin. Hangi birine mesela yerini dolduracaksın? Tabii. Çok Tadic, Ceko Fred, Şimanski, Beka, şimdi aşık atamazsın bu sezon özelinde söylüyorum. Dön o tarafa işte Icardi, Zaha, Tete, bir sürü adam yani aşık Zie, bunlarla aşık atmak yerine aşık atmaya çalışırsan maddi olarak zarara girersin. Bir oyuncuyu getireyim yıldız olsun 8 vereyim 9 vereyim geçmiş olsun o yıldız olur sen yine dördüncü olursun. Takım iyi dizayn edersen o tarz bir adamın faydası olur takıma. Onu da getirirsin, hani alır sürükler seni götürür. Bence biraz daha böyle kuzeye yönelmesi lazım Beşiktaş'ın kuzey oyuncuları sağlam, evet, çok mental oyuncular. olarak iyi, evet. fizik olarak iyi. Bir takım çıkması lazım evet. ortaya. Yani bir takım çıkıyor olması lazım ortaya. Tabii ki takviyeleri olacak Beşiktaş'ın ama çok kolay değil. Kontenjanlar dolu. Hadi elinizden çıkartın bu oyuncuların. İşte onun için de gerçekten öyle, e, ciddi bir maşallah. planlama gerekiyor e, yani. Onun altından da iyi kalkmak gerekiyor şu an. Bir de tam hani süreçte işte başkanlık vesaire. Hazır ona gelmişken hemen onu da sorayım. Biraz önce sen de söyledin zaten. Beşiktaş'ta Serdal Adalı adaylığını koydu. Bunu açıkladı. Bir yandan işte seninle de konuştuk zaten. Hasan Arat'ın var, Emre Koca da var. Hasan Arat'ın teknik direktörle alakalı... E, yabancı teknik direktörlerle görüştüğüyle alakalı bilgiler vardı ki kendisi de zaten bunu açıklamıştı. Evet. E, ama Rıza Hoca'yla yine iyi giderse Rıza Hoca'yla da devam edebilirim dedi. E, onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Başka ile ilgili? Rıza Hoca olunca akansular durdu herkes de. Aslında evet. üçünün de planı Sergen Yalçın'dı. E, Emre Koca da henüz adaylığını açıklamadı. Açıklamayabilir. Bu bir arada durum da var. tabii. Serdar Adalı, Hasan Arat iki tane çok kıymetli aday var şu anda Beşiktaş. Çok beyefendi. Presentable dedikleri şey var ya, Hı -hı. gerçekten çok beyefendi, Beşiktaş'a yakışacak iki tane adam var. Birbirlerini süreçte rencide etmeden geçecek bir süreç bu. Çünkü aile dostlukları da var, tanışıklıkları da var. Yakışacak iki tane isim. Yani zaten bizim en son isteyeceğimiz şey Beşiktaş seçim sürecinin patırtı kütürtüyle olması. hiç Ona ona hiç gerek yok. En evet, son lazım evet, olan evet, şey o, evet. Beşiktaş'a. Şimdi S normal şartlarda son şakasını yaptı Ahmet Nurçevi. Giderayak son şakasını yaptı. Niye? Bir, zaten Sergen Yalçın'la biliyorsun çok iyi değiller. Evet. Hem imza süreci, son ayrılık evet. süreci çok iyi değiller. İki, yeni adayların hepsi Sergen Yalçın'la çalışacağını söyledi. Hı hı. Şimdi Bir ay önce getirmedi Rıza Hoca'yı. Şenol Hoca gider gitmez getirmedi bir buçuk ay önce. Şimdi gider ayak, tamam mı? Bir sonrakinin hamlesini de herkesi zora sokmak adına. <laughs> evet. Evet Şimdi doğru. Böyle doğru. Rıza Çalınbay'dan beri söylüyorum ben bunu. Hı -hı. Azade söylüyorum. Çünkü zaten bana dedin ya sen Rıza Çalınbay mı Sergen Yalçın evet. mı daha önce. Ben Rıza Çalınbay dedim. Evet. Niye? Onu da anlattım Hı -hı. gerekçelerini. Dönem çok Sergen Yalçın dönemi değil. İkinci tüketmeyi çabuk yaşamamak lazım. Hı -hı. İkisi de Beşiktaşların canı ciğeri. Ama ikisinin dönemi havası bir ortamı Parklı. koklarsın Hı -hı. görürsün yani. Yanılıyor da olabilirim. Benim fikrim bu. yani Ahmet Mürçebi e, bir tak 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 abi bunu da yaptı. Bir sonraki şeyin elini kolunu kitledi. Kim Rıza Hoca'ya hayır diyebilir? Tamam hadi de. Evet. Anladın mı? Kim diyebilir hayır? Demesinler zaten de. Anlatmak istediğim şey bu zihniyet Beşiktaş'a bakış açısı. Yabancı teknik direktörle görüştüğünü söyledi hatta Hasan evet. Arat. Ee, öyle bir şey sence Beşiktaş camiasının yani taraftar olarak söylüyorum aslında tepkisi ne olur? Yani Rıza Çalımbay'la mı devam etmek ister taraftar? Tabii tabii. Yabancı bir teknik direktöre tamam olur mu? Ya şimdi teknik planlamayı, programı, projeyi görmen lazım. Şimdi Fikri'den bahsetti Hı -hı. hoca. Yani o, o öyle bir şey Hasan Bey, yüksek bir bütçe vardır elbette görüşmüştür, fikir alışverişi olmuştur. Yüksek bir bütçe. Ama şimdi e, o Rıza Çalınbay'dan önceydi. O düşünce, o hamle Rıza Çalınbay'dan önceydi Şimdi artık defter kapandı. Rıza çalınbayla ile devam etmek ister Beşiktaşlılar. Yani Beşiktaşlar devam etmek ister. Ekseriyet böyle çıkar. E doğrusu da bu olur mu ya? Neslihan iki aylık Rıza Çalınbay olur mu? Ya bu bence Burak de Yılmaz değil ki bu. Evet, bence de olmaz. Rıza Çalınbay, Samet Aybaba'dan sonra Türkiye'de en çok maça çıkan ikinci teknik direktör. Türkiye Kupası var bu adamın teknik direktörüne. Anadolu takımında yanlış evet, anlama. Evet, evet. Bir Anadolu takımını 3 sene arka arkaya Avrupa'ya götürmüş. Var mı örneği? Büyük takımlar gidemiyor 3 sene arka arkaya. Evet. O yüzden yani Rıza Çalınbay ile devam edersin 2 ay olmaz bu. Hı hı. Sezon sonuna kadar gidersin. Hatta mesela şu gittiği yere kadar cümlesi çok hoş bir cümle değil. Gittiği yere kadar. Yani olur mu canım öylece şey gittiği yere kadar? Bir de o zaman zaten teknik direktör de kendini hep tetikte hisseder. Tabii, tabii tabii. Yani teknik direktör için de rahat bir alan oluşmaz ki. Şimdi teknik direktör tabii ki de yine kaybetme korkusu olacak. İşte ee, bir yerde zaten teknik direktör belki kendisi bırakmayı bilecek. Ama gittiği yere kadar. E o zaman ben de götürdüğüm yere kadar. Yani böyle bir anlayış çok yanlış bana kalırsa. Evet bir oyuncu da bunu hissederse. Tam işte Aynen. kanunun başında söylediğim Aynen. şey. Oyuncu evet. bunu istedi. Kapı eşiğinde duran bir teknik evet. adam var. Gitti gitti tek ayağı içeride tek ayağı dışarıda. zaten bütün ipleri oyuncuların eline veriyor. Aynen bunu. öyle. O yüzden e, en başta söylediğim şey. Güçlü güçlendirmek. Teknik direktörü güçlendirmek. Hı hı. Ya bu, bu herhangi biri değil ya. Rıza Çalınbay. Hatır gönüle de gelmedi ha buraya. Yani teknik direktör bu adam. Tabii ki. Bildiğin teknik direktör yani. Çok başarılı bir teknik direktörden bahsediyoruz. O yüzden olmayabilir, başaramayabilir toparlayamayabilir. Ama şimdi bunu bunu Pat diye yapamazsın. Hele ki bu takım şu takım Guardiola'yı yer. Şu kadro, şu takım, şu oyun. Hoca yemeye çok müsait yani. Hı. O yüzden hocayı güçlendirin ki en azından bir Haziran ayını falan bir görsün hoca. Ondan sonra bir Beşiktaş hep beraber işine gücüne baksın. Evet. Çok teşekkür ederim. Her gün var mı eklemek istediğin? Ben bir şey. teşekkür ederim. E, milli arayı geldi. Beşiktaş'a da çok iyi geldi. Bir toparlayacaktır sakatlar, yedikler neyse böyle. Hoca bir ayıklayacaktır, yoluna bakacaktır Beşiktaş. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür, teşekkür Evet Ergin Aslanlı'yı yüz yüzenin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.